İstanbul Milletvekili Sayın Musa Piroğlu'na aittir. Buyurun Sayın Piroğlu. Sayın Başkan, geçtiğimiz hafta cumartesi günü Tozkoparan Mahallesi'ndeydim Güngören'de. Sabahın 5'i mahallede yıkım var ve bütün mahalle yüzlerce polis tarafından ablukaya alınmış durumda. Bariyerler, burada gördüğünüz bariyerler, tomalar ve her şeyle mahalle ablukaya alındı. Ben ve Züleyha Gülüm oradaydık. Halkın yanına gittik. Polis kalkanlarla darp ederek herkesi dışarı attı. Koçbaşlarıyla kapılar kırıldı ve evler yıkıldı. Aynı görüntü bütün yaz boyunca Beykoz, Tokatköy'de yaşandı. Aynı görüntü Beyoğlu Fethihtepe'de yaşandı. Aynı görüntü Beyoğlu Hacı Hüsrev'de yaşandı. Polis bütün yaz boyunca İstanbul'da devlet terörü estirdi. İnsanları zorla evinden çıkardı, koçbaşlarıyla kapıyı kırdı ve inşaat baronlarının, belediye başkanlarının o evleri yıkmasına eşlik etti. Polis sadece bununla yetinmedi. ETF'ye direnen işçilerin zorla darp etti. ETF'de patron Sanem Dikmen'in fabrikayı iflasa sürükleyip işçilerin haklarının üstüne çökmesi sonrası işçiler direniş başlattı. Polis kapıdaki işçileri darp etti, yerlerde sürükledi ve patronun fabrikadaki malları çalmasına gözcülük etti. Görevi hırsızlığı engellemek olan İstanbul polisi patronun işçilerin hakkını çalmasına, malları çıkarmasına eşlik etti, direnenleri gözaltına aldı. Ve bugünkü basın kanunu tam da bu görüntüler kimse tarafından görülmesin diye çıkarıldı. Sadece bu görüntüler sadece polisin zorbalığı değil. ENAG'ın yani bağımsız TÜFE araştırması yapan ENAG'ın enflasyon araştırması yapan ENAG'ın raporları gizlendi. Bu sayede halk gerçeklerden uzak kalacak. Peki basın kanunu başka ne amaçla çıkarılıyor? Süleyman Soylu'nun uyuşturucu baronlarıyla, katillerle, hırsızlarla, kara para aklayıcılarla çektirdiği fotoğraf albümü yayınlanmasın diye çıkarılıyor. Pudra şeker adı altında kokain partisi yapanların fotoğrafları yayınlanmasın diye çıkarılıyor. Ve bu iktidarın Sayıştay raporlarıyla belgelenen yolsuzluğu, hırsızlığı, çürümüşlüğü halk tarafından görülmesin diye çıkarılıyor. Ve bu basın kanunu milletvekili Habib Eksik'i yaralayan, darp eden polislerin ismi, yüzü görülmesin, suçları açığa çıkmasın diye çıkarılıyor. Bilinsin ki milletvekillerimizin bundan sonra başına gelecek her şeyin sorumlusu Süleyman Soylu olacaktır. Emri verenler olacaktır. Ve yine bilinsin ki Göbels kanunlarıyla Almanya'yı sessizliğe boğan Hitler'in elemanları ve Hitler'in kendisi bu suçlardan kurtulamadı. Halka karşı suç işleyenler kim olursa olsun, hangi sıfatı taşırsa taşısın, eninde sonunda yargılanacak ve hesap verecek. Sonu Hitler gibi olacak, sonu mahkemelerde yargılanmakla bitecek. Basın kanunu niye çıkarılıyor? Halkımız üç şeyi bilmek zorunda. Bir, bütün basının sesi kısılmıyor. Medyanın bir kısmını satın almış olan iktidar, kalemleri satın almış, dilleri bağlamış olan yandaş medyanın sesi kısılmıyor. Onlar iktidarın sözcüsü basın olmaktan çıkmış. Bir avuç özgür basının sesi kısılıyor. Bir avuç gazetecinin yayın kuruluşunun sesi kısılıyor. İki, basının sesi kısılmıyor. Aslında halkın sesi kısılıyor. Halkımız şunu bilmek zorunda. Bu yasa basına yönelik çıkmıyor. Bu yasa halka yönelik çıkıyor. Ve halkın sesini kısmak için çıkıyor. Ve üç, bunca yıllık iktidarda kalan hükümet seçime 6 ay kala bu yasayı niye çıkarıyor? Herkes şu konuda uyanık olmak zorunda. Eğer bu yasa çıkıyorsa bir tane art niyet vardır. O art niyet seçimi çalmaktır. Sandığı çalmaktır. 7 Haziran'dan bu yana sandığı çalarak ayakta kalan iktidar yeni bir sandık çalma operasyonu yapmaya çalışıyor. Ve halkın bu bilgilere ulaşmasını ve bu bilgilerden haberdar olmasını engellemeye çalışıyor.
Bize düşen sesimizi yükseltmek, bize düşen özgür basınla yan yana durmak ve bu baskı politikalarına karşı direnmektir. Kâr etmeyecek. Tamamlayalım lütfen. Kaybedeceksiniz. Ben buradan bir çağrıyla konuşmamı bitirmek istiyorum. İstanbul'da 16 Ekim Pazar günü saat 14'te işçi emekçi buluşması var Kartal Meydanı'nda. İşçi emekçi birliği ezilen bütün herkese, sömürülen herkese, yolsuzluktan, zulümden gına gelmiş, bu iktidarın gadrına uğramış, patronun zulmüne uğramış bütün işçileri ve yoksulları Kartal Meydanı'nda buluşmaya çağırıyor. Ve ben buradan diyorum ki, biz sustuğumuz sürece, biz sessiz kaldığımız sürece bu sömürü düzeni, bu saltanat devam edecek. Ve biz ayağa kalkarsak bunlar bir avuç çapulcu kaybedip gidecekler. Kazanan ülkenin halkları olacak, kazanan biz olacağız. Herkesi sesini yükseltmeye, bu cehenneme gidişi durdurmak üzere harekete geçmeye çağırıyorum.